Adenoviral infeksiyonu aslında bir viral infeksiyon, bir viral mikroba bağlı bir durumdur. Adeno bez demektir. Gözyaşı bezleri, kulak, burun, boğaz bezleri ya da bez olan herhangi bir organımızı tutabilir. Gözde gözyaşı bezlerini tutarak konjüktiva dokusu veya gözün ön saydam tabakası diye diye tanımladığımız kornea tabakasını tutabilir. Oldukça yaygın salgınlar oluşturabilir. Çok kolay bulaşır diğer kişilere. Kızarıklık, ağrı, batma, yanma. Eğer kornea tabakasını tutarsa bulanık görme veya görme kusuruyla da hastalarımız başvurabilir. Adenoviral infeksiyondan korunmak için ortamda öksüren, gözyaşı salgısıyla kızarık gözlü insanlarla el teması da biraz temkinli olmak gerekir. Özellikle çocuklarda yuva ve okul çağında oldukça sık birbirlerine bulaştırmayla yaygın ve salgın haline geçiyor. Burada çocuğun eğer bağışıklık sistemi güçlü ise daha kolay atlatabilmekte. Ancak genel sağlık durumu biraz düşkünse hastalığın seyri daha ağır geçmekte. Sadece gözü değil, üst solunum yolu enfeksiyonu eklenmesi gibi durumlarla da devam edebilmekte. Tedavisinde eğer kornea tutulumu yoksa oldukça tutucu davranıyoruz. Sadece gözü sakinleştirici, gözyaşı ve steroid gibi damlalarla idare etmeye çalışıyoruz. Ama genelde üstüne mutlaka bakteriyel bir infeksiyon da ekleniyor. Çünkü çocuk bunu tanımlayamadan önce elini gözüne sürerek bu mikrobu yayıyor ya da üstüne başka mikroplar ekliyor. Bu durumda ilave tedavilere ihtiyaç duyuyoruz. Eğer gözün ön tabakasını korneayı tutarsa yapısını bozup keratokonus dediğimiz kornea deformitesi oluşturup görmeyi bozabiliyor. Tabii bu durumda ek tedavilere ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar daha çok erişkinlerde oluyor. Çünkü bir şekilde hepimiz aslında çocukluk çağında adenoviral infeksiyonları geçiriyoruz. Ama çocuklukta geçirmeyip ileri yaşlarda bu infeksiyonu geçirsek tablo daha ağır oluyor ve deformiteler daha sık görülüyor. O zaman lazer çok nadir de olsa kornea nakline kadar giden vakalar da olabiliyor. Dolayısıyla toplumda aslında oldukça sık görülen bir hastalık, basit bir hastalık. Eğer düzgün tedavi edilmezse veya korunulmazsa ileride hayatı etkileyebilecek problemlere yol açabiliyor.